Şükrü alma Açık, Türban Ambalajlı İmralı Paketi. Bugün canlı yayına takılıp yazımıza biraz geç başladık. Günlerdir bir tanzimat fermanı gibi beklenen demokratikleşme paketi Başbakan Erdoğan tarafından açıklandı. İçli girizgah biraz uzayınca saat 12'ye kadar paketin içeriğinin açıklanmasını beklemek zorunda kaldık saat 12.45 itibariyle Bengü Türk canlı yayınına bağlanınca yazı iyice demlenmiş oldu. Başbakanın giriş ve gerekçeler bölümü yaklaşık bir saat, paketin içeriği ise onun yarısı kadar sürdü. Başbakanın şehitlerden ve şehit yakınlarından başlayıp sözü Atatürk'e getirmesinden durumun vahim olduğu belliydi. İşte paketin bize göre önemli yönleri, işte başörtülü Kürtçü açılım. Seçim barajı muhtemelen %5'e çekiliyor ve dar bölge seçim sistemi uygulamasına gidiliyor. Yeni paketin içinde Kürtçe siyasi propaganda fırsatı da bulan BDP, Bağımsız adaylarla seçime girip sonra mevzuatı dolanmaktan kurtulacak. Bu maddeler birleştirici değil, resmi dil birliğini ortadan kaldıran ayrılıkçı açılımlardır barajla birlikte siyasi partilere hazine yardımı şartının %7 oy oranından %3'e çekilmesi ise BBP, DSP gibi tabela partilerine siyasi hırs pompalayarak rakip muhalefet partilerinin oylarını bölme amacı taşıyan bir siyasi kurnazlık olarak öne çıkıyor. İlçelerde teşkilat kurmak için beldelerde teşkilat kurma zorunluluğu kaldırılıyor. İki kişiden fazla olmamak kaydıyla siyasi partilerde eş genel başkanlığa kapı açılıyor. Herkes için siyasi partilere üye olma yolu açılıyor. Oy kullanma hakkına sahip herkes siyasi partilere üye olabilecek. Bunu teröre bulaşanlar için bir siyasi sicil affı olarak da görebiliriz. Farklı dil ve lehçelerde siyasi propagandanın önü açılıyor. Siyasi Partiler Kanunu değişiyor ve ön seçimler dahil olmak üzere siyasette Türkçeden başka dillerin kullanılmasının önündeki engeller kalkıyor. Bunlar tamamen APO ile başlatılan ateşkes sürecinin yürütülebilmesi için verilmiş siyasi bölünmeye yol açacak tavizlerdir. Nefret suçlarının cezaları artıyor, ayrımcılık yapma, dininin, ırkının, inançlarının gereğini yerine getirenlere karşı işlenen suçların cezası bir yıldan üç yıla çıkıyor. Dini inancın gereğinin yerine getirilmesini önleyenlere ceza uygulaması geliyor. Toplantı yer ve güzergahının tespitine düzenleme kuralları uygulaması getiriliyor. Gün içindeki siyasi miting ve gösteri süresi üst sınırı birkaç saat uzuyor. Hükümet komiseri uygulamasına son veriliyor. Bu değişiklik yerel özellik arzusunun okşanmasından başka hiçbir mesaj içermiyor. Hükümet komiserinden kimin neden rahatsız olduğunun başbakana sorulması gerekiyor. Bunlar da eğitimde Kürtçülüğün tezahürleri. Özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitimin önü açılıyor. Seçmeli dersten sonra Türkçe dışındaki dillerde eğitim kanununa yapılan ekle Kürtçe özel okul açılabilecek, bunu dershane ve kurslarla karıştırmayalım, Ermeni ayrışmasına giden yolu Amerikan kolejleri açmıştır. Köylerin eski isimlerin geri alınması sağlanıyor, il ve ilçe isimlerinin değiştirilmesinde de hükümetin daima yardımcı olacağı vaat ediliyor. Meşhur Dersim, Norçin ve Potamya meselesi, yaratları vatanın tapusudur. Vatansızların bunu anlaması hiç de mümkün görünmüyor. Nevşehir Üniversitesi Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi oluyor. Yani Alevi kardeşlerimizin ağzına bir parmak bal çalınıyor. Kişisel verilere güvence geliyor. Demokrasi dedik ya olsun o kadar. Bunlar kamuflaj maddeleridir. Kurban derisi, fitre ve zekat yardım toplama konusunda THK yetkisi kalkıp serbestlik geliyor. Cemaatlerin fiilen deldiği yasak meşru zemine çekiliyor. Deri parasının kara para olup olmadığı bir sonraki pakette sorgulanacak gibi görünüyor. Kamu kurumlarında başörtüsü yasağı kalkıyor. Üniforma kullanan TSK, emniyet, yargıç ve savcılar yeniliğin dışında tutuluyor. O da bir sonraki pakette inşallah. Sırada ilkokullardaki andımız var. Yani Türküm, doğruyum, çalışkanım kalkıyor. Andımızın Türk değilim, yamuğum, gevşeğimle değiştirilmesinde bizce bir sakınca yok. Çünkü mevzu neredeyse oraya doğru gidiyor. Süryanilere manastır arazisi veriliyor, Romanlara Dil ve Kültür Enstitüsü açılıyor. Böylece Mastika'nın konçerto formunda çalınmasının demokratik yolu açılıyor. Türban ambalajlı İmralı paketinin iyice gizlenmesi için bu kardeşlerimizin etnik dekor olarak kullanılması yüreğimize bir kat daha acı veriyor.